Kuva bir hareketinden herkese merhaba. Bugün Köprübaşı köyünde Uşak Organize Sanayi Bölgesi atık suyuyla Gediz Nehri'nin birleştiği noktadayız. Uşak Organize Sanayi Bölgesi'nden gelen atık su neredeyse hiç arıtmadan geçmemişçesine suyumuzu öyle kirletiyor ki her şey gözle görülür şekilde ortada. Pis bir koku var, mide bulandırıcı bir görüntü var. Doğamız bu şekilde kirletiliyor. Ve bu nehir 491 kilometre boyunca Murat Dağı'ndan çıkıyor, İzmir'e kadar varıyor. İzmir'den Ege Denizimize dökülüyor. İnsanlar pusudan nemalanıyor, hayvanlar nemalanıyor, bitkilerimiz nemalanıyor. İnsanlar bu suyla tarım yapıyor, getiriyor pazarlarda satıyor. Doğamızı kendi ellerimizle böyle kirletirken Organize Sanayi Yönetim Kurulu, siz neredesiniz? Çevre Bakanlığı, siz neredesiniz? Sayın Belediye Başkanı Özkan Yalım, siz neredesiniz? Bizler halkın sesi olmak adına kuvva bir hareket olarak köylümüzün şikayetini, halkımızın şikayetini ve bize gelen ihbarlar sonrası burada böyle bir çalışma gerçekleştirme gereği duyduk. Ve geldik, halkımızdan birkaç kişiden röportaj aldık. Onları dinledik. Bu arıtmanın suyunun salındığı yerin 100 metre üzerinden aldığımız su. Arıtmanın 100 metre suyunun Gediz Nehri'ne karıştığı yerin 100 metre üzerinden aldığımız su. Birazdan bir de pis sudan alacağız. Organize'nin karışan suyundan. Evet, bu şimdi de organize'nin pis suyunun logarla yoluyla Gediz şeyine ulaştığı yerden alıyoruz. Gidelim suyu. Bunun içilebileceğini yetkililere söylediğimizde bu suyun içilebileceğini söylüyorlar bize. Nasıl içilecekse gelsinler içsinler. Şimdi biz Uşak Merkez Köprübaşı köyünde oturmaktayım. 44 yaşındayım. Yani bu seneye kadar bu kadar kötü olduğunu görmedik nehrin, Gediz Nehri'nin. Şu an için gördüğünüz gibi kirlilik had seviyede, balıklar ölüyor. Daha eskiden de ölüyordu da birkaç seneden beri ölmüyordu. Bu sene daha fazla ölüyor. Biz burada daha eskiden yüzerdik Gediz Nehri'nde. Balık tutardık. Hayvanlarımız otlar, su içerdi. Biz içerdik ya, oturur içerdik. Ama şimdi içemiyoruz artık. Çünkü organizenin pisliğinden dolayı, kokusundan. Sebze üretiyoruz, meyve üretiyoruz. Pazarda satanlar var. Hadi biz satmıyoruz da satan arkadaşlarımız var. Ve böylelikle şehirdeki insanlar da yiyor bunu. Yani bir Uşak olarak değil de Manisa olabilir. İzmir'e kadar, indiği yere kadar. Yani buranın 400 kusur kilometre hat olduğunu söylüyorlar bu nehrin. Komple kirleniyor. Kirlendikten sonra haliyle şehirdeki, köydeki yediğine kadar şehirdeki de yiyor bunu. Yani acilen buranın bir yetkililerden incelenip gerekli önlemlerin alınması lazım. Ama herkes buna kör, sağır, dilsiz oynuyorlar. Ne duyuyorlar, ne şey diyorlar. Çıkıyoruz 10 dakika, 3 gün inceleniyor, 4. gün gene öyle. Misal bayramda organizenin çalışmadığı zamanlarda burası pırıl pırıl akıyor. Pırıl pırıl, Gediz Nehri bizim aşağıya kadar pırıl pırıl akıyor. Çalıştığının ertesi günde kokusundan yanına varıyoruz. Şey onun için nehirde su çok olduğundan dolayı pek fazla kirlilik görünmüyor gibi. Ama yazın bu temiz su, kirli su daha da azalıyor, temiz su. Ondan sonra komple kirli su giriyor buraya. Ve o zaman kokudan, sinekten, sivrisinekten. Çok kötü bir durumdayız. Yani acilen buranın yetkililerin önlem almasını istiyoruz. Evet. Sesimizi duymaz. Sesini duyulmaz. Yani 10 dakika duyulmak istemiyoruz biz. Aynen öyle. Yıl 12 ay boyunca duyulmak istiyoruz yani. Yani 10 dakika değil. Bir 10 dakika sadece haberlerde çıkıp yani çözüm üretecekler. Yani çözüm istiyoruz. Başka bir şey istemiyoruz biz. Yani zengin daha zengin olsun diye bizim hayatımızı şey atamazlar ya. Zehir ediyorlar ya. Ne diyorum, ben hayvancılık yapıyorum. Hayvanlarım bu suyu gördüğü zaman içmek istemiyor ya. Evet. Eskiden içiyorduk, kendimiz içiyorduk bunu. Böyle bir şey olabilir mi ya? Yani zenginler daha zengin olsun diye buradaki mağdur oluyoruz ya, açıkçası bu. Evet. Yani acilen yetkililerden önlem alınmasını istiyoruz. Yani bizim istediğimiz sadece bu. Başka bir şey değil. Bırakın suyu içmeyi. Elimizi, ayağımızı dahi suya değiremiyoruz. Resmen zift gibi akıyor su. Koku akıyor. Şeyinde de duramıyoruz. Yakınında koku da yapıyor. Şeyi tabii zaman zaman
şikayetlerimiz oluyor. Organize için falan ama fazla bir sesimizi duyuramıyoruz. Nedense. 10 koyuna düştü. En sonunda onu sattım da tükettim. Çünkü koyunu var ya, koyunu içtikçe karaciğerinde intihap yaptırıyor. Koyunu hiç dayandırma öldürüyor. O 80 koyun gitti elimde. Şimdi şu an tarlada suluyoruz. Mahsul da olmuyor. Yani çengelerine sulanacak bir şey çekilmiyor yani. Çengelerin farkında bak söğüt ağaç kalmamış yani kurumuş hep. Bir de düğer biçer diyeyim. Ben mesela bu bir de bak benim düğer biçerim var. Veya burada ikinci en fazla mahsul eken adam benim yani. Veya biz bundan mesela silah tutarak yiyorduk, fasulye yiyorduk, bahçe yiyorduk çengelerine. Hepsini kuruttu ya. Yani köyde böyle olunca, millet de bu işler olunca, böyle randım alamayınca, bursundan zarar görünce köylerde kimse de kalmadı. Herkes çekildi gitti. Çünkü araba budayı para kazanmıyor. Bize sulanacak bir şey kestik ondan para kazanıyorduk. O da böyle olunca millet onu bıraktı, çekti gitti herkes, dağıldı gitti millet. Sırna söylediği gibi ben 70 yaşındayım. Aynı zamanda ziraatçıyım. Yani bu suyun bu çevreye değil, buradan İzmir Körfezi'ne kadar zehir akıttığını biliyoruz. Bu çevredeki ağaçlar kuruyor. Burada yaptığımız elma bahçelerini kökledik. Önceden en güzel elmanın Uşak yöresinde bizim bu çevrede olduğu bilinirdi. Şeftali bahçemiz vardı, elma bahçemiz vardı. Onlar da kurudular, yok oldular. Aynı zamanda şimdi sebze üretilip pazarda satılıyor. Aynen diğer insanların söylediği gibi. Yani zehir bile bile cinayet işleniyor burada. Çevredeki bütün ağaçlar kuruyor. Havamız kirleniyor. Aynen vatandaşın da söylediği gibi köylerimiz boşaldı bu su yüzünden. Buna bir çare bulunması şart. Olmazsa olmazımız. Ama ilgililer bu konuda defalarca şikayet etmemize rağmen gelip herhangi bir önlem almadılar. Organize sanayinin pisliğini bizim temiz suyumuzu alıp tekrar kirleterek bize veriyorlar. Yani vatandaşlar hep şikayetçi olurlar. Ancak birlikte olup yani bir direniş gösteremiyoruz. Bireyselleştik. Yani şikayetçiyiz yani bu konuda. Söyleyeceklerim bu kadar. Sağlıcakla kalın, huzurla kalın. Kuva bir hareketi olarak karşınıza daha güzel, mutlu haberlerle çıkmak dileğiyle görüşmek üzere.